başlayacağız. İstanbul'da tabur komutanlığını ağaca çıkarak gözetleyen bir şüpheli yakalandı. Yapılan araştırma sonucu komutanlığı gözetleyen kişinin DAEŞ'li terörist olduğu da ortaya çıktı. Yeni Bosna'daki İnzibat Tabur Komutanlığı'nın çevresinde dolaşan ve ağaca çıkarak gözetleyen bir kişiyi fark edenler ihbarda bulundu. Polis ihbar üzerine şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E'nin keşif yaptığı belirlendi. DAEŞ'li olduğu belirtilen şüphelinin üzerinden terör örgütüyle bağlantılı görseller ve dokümanlar da çıktı. Muhammed Yahya E tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da tabur komutanlığını ağaca çıkarak gözetleyen o şüphelinin DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve görseller, dokümanlar çıktığı aktarılıyor. Muhammed Yahya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmeyi, sıcak gelişmeyi de aktaralım. Aslında dün biz bu yayına devam ederken terörle mücadele konusundaki gelişmeleri de ardı ardına Mahir Kılıç aracılığıyla sizlere aktarmıştık. DAEŞ'a ve El-Kaide'ye dönük başlatılan operasyonlardan Türkiye için de iki gözaltı haberiyle birlikte iletmiştik. Gelişmelere dair mesela bugün yansıyan yeni haberler var. Ankara polisinin MIT'le ortak düzenlediği operasyonda terör örgütü DAEŞ'in sorumlularından ikisinin gözaltına alındığı ve Musul'da faaliyet gösterdiği belirtilen bir DAEŞ'li teröristin Irak'tan kaçırarak Türkiye'ye getirdiği 7 yaşındaki Ezidi çocuğun da kurtarıldığı aktarılıyor. Dolayısıyla arka arkaya iki gündür yaşadığımız gelişmeler, El-Kaide ve DAEŞ'e dönük operasyonlar ve sonrasındaki gelişmeler özellikle